gazeteci provokatif bir Afrin sorusu sordu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sizi FETÖ'cü gördüm diyerek o soruyu yanıtsız bıraktı. Astana'daki Suriye zirvesine basın toplantısındaki o gerilimli anlar damgasını vurdu. Ya kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazete olarak da bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Kendisine yöneltilen provokatif soruya sinirlendi, böyle tepki verdi. Astana'daki Suriye zirvesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun o çıkışı damga vurdu. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. Rusya ve İranlı mevkidaşlarıyla aylar öncesinde randevulaşmıştı bakan. Toplantılar tamamlandı, 3 isim kamera karşısına geçti. İşte zaten ne olduysa Çavuşoğlu'na yöneltilen o skandal soruyla oldu. Mevlüt Bey, Afrin operasyonu ile ilgili soru sormak isterim. Afrin'deki harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğunu savundu. O provokatif soru Dışişleri Bakanı'nı öfkelendirdi. Kendinizi bir daha tanıtır mısınız, kim olduğunuzu? Bağlan Omarov, Kazakistan Gezer Sitesi. Nerede çalışıyorsunuz? Yerel gazeteciyim ben. Yerel gazeteci. Önce sert bir şekilde kulaklığı çıkarıp masaya vurdu. Sonra kim olduğunu, nerede çalıştığını sordu Çavuşoğlu. Ama soruyu yanıtlamadı. Ya kim olduğunuzu bilmiyorum, yerel gazete olarak da bilmiyorum ama biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. Biz zaten Afrin konusunda gerekli açıklamalarımızı bugüne kadar yaptık. Israrlı ikinci soru karşısında da tepkisi aynı oldu. İkinci soru hakkında. Diplomasi skandalı. FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyor. Yaşanan o gerilimin ardından Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Kazak gazetecinin kimliği belli oldu. FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi'nden mezun olduğu, sosyal medyadan sık sık FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. O provokatif soruyla ilgili olarak Kazak yetkililerin de uyarıldığı kaydedildi. Afrin operasyonu ile ilgili.